Whiskey'de YouTube kanalımıza hoş geldiniz canlılar. Bugün de başka bir oyuncu arkadaşımızı konuk ediyoruz. Bomba. Gene enerjiyiz abi. Yaz bizim enerjimizi düşüremedi. Görüyorsun hava çok sıcak ama biz buradayız. Stüdyomuzdayız, görev başındayız. Çiğdem hoş geldin. Hoş bulduk. Oyuncu artist. Havaya bak abi. Artist. Mesleği artistlik. Artist ne ayarla pazarda? Artist ne ayarla pazarda? Artist ne ayarla pazarda? Burası da bir pazar abi, burası bir sahne. Amcamızı aramadım. Çok iyi doğru bak, biliyor. Sen var ya şeytansın. Aa, yalan. Teşekkür ediyorum. Bak, anladım bak şeytan diyene. Boygodon kazı hediye ediyorum. Yalan, yalan. Çiğdem hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bu abi? Zaten bu tanıdım Çiğdem'i. Çok artist, çok artist. Mesleğini icra ediyor. Sen bir de temizlik yaparken gör beni. Aa. Fena. Seni. Estiriyorum evde. Aa. Nereye? Nasıl? Bir dakika. Cilava parlatma. Anlat bakayım nasıl gidiyor bu temizlik. Canlı. Nasıl anlat? Biraz bahset. Ne yapıyorsun? Çok kirleniyor mu evin? Çok kirleniyor. Tamam da ne yapıyorsun? Ayağımla giriyorum. Ayağımla. Vay. Bütün gövdenen girsene kızım. Daha iyi yani. Eve şöyle giriyorum. Tak tak diye. Bu cilala parlatıp yüzmeye benzetmiş galiba. Aynen. Başak burcu. Yanlış anlamış. Yanlış anlamış o. Ne burcusun? Başak. Başaklar titiz olur. Abi Başak değil mi? Tamam da ben gövdeyle giyiyorum, bu kolla giyiyorum işte. Senin öğretmen lazım bu çocuğun. Bir iki staj yapın. Sen bir şey söyleyeceksin. Buyurun. TRT'ye de bağladın sana, abi. Sana çok özel bir buyurun. Bir daha ufak bir buyurun. Bir daha bir ufak buyurun deriz. Evet. Ayarlı buyur olsun. Tabii. Ufuk'un tarzında. Evet. Öyle değil mi? Böyle kısacık. Buyurun. Abi buyurun. Hadi bu tonda. Yap bakayım. Hadi. Yatak odası ses tanıyla. Yap. En önemli. Dur. Söyleyeceğim. Dur. Tokatlama. Şu an çok ciddiyim. Dur. Buyurun. Bu yatak odası olmadı. Olmadı mı? Mutfak odası oldu. Biraz daha mutfak odası. Aa, bu oldu. O ölecek ki o. Son nefesini verirken. Ufuk yani. Çiğdem yapamıyorsun bak. Olmadı Çiğdem. Yani, olmadı. Ufuk 40 yılın başında evet. Senden bir şey istedi. Buyurun mu? Yine. Bu da çok sekreter gibi oldu ya. Abi bu ne ya? Ampul dönüyor daha yani, sevdiğim. Buyurun da ya. E buyurun. Buyurmuyor. Biz buyurmuyoruz. Biz buyurmuyoruz. Çiğdem neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor son günleri? Şimdi bakıyoruz. Çukurova Üniversitesi'ni bitirmişsin. Aynen. Devlet Konservatuvarı. Evet. Ve devlet tiyatrosu oyuncusun. Aynen. Doğru mu? Hı-hı. Tiyatro aşkını anlatsana bize. Nereden geldi? Çocukluk aşkın mıydı? Evet, kesinlikle. Çünkü tiyatro bir aşktır yani. Çok güzel bir soru sordun biliyor musun? Şu an sorunun cevabı gözümün önüne geldi. Evet, gözlerinden anlıyorum. Benim... Bir ağzına gelse bir aynen. Söyle. Dinliyorum seni. Gözünden okuyamıyoruz yani. Söylesene. Çıkışta İstiklal Marşı'ndan sonra yakalayacağım seni. Yani sen söylemeyi çok seviyorum biliyorsun. Aa, evet. Bayılır. Çiğdem. Evet, dinliyorum. Bayılır. Anlat. Aşkını biliyorum. Anlat. Aşkını hemen. Dinliyorum. Aşkımı anlatıyorum. Aşkı Memnu'yu anlat. Anaokulun sonunda, anaokulunda da şey oluyor böyle gösteri yıl sonu sanki mezun olmuşsun gibi oluyor ya böyle gösteriler. Onun seçmeleri vardı. Ve beni seçmedi öğretmenim. Seçmedi. Israrla beni seçmedi. Niye? Ve ben ağlayarak izlemiştim sen o şeyi. Sen niye WhatsApp'tan yazmadın? O zamanlar WhatsApp var mıydı lan? WhatsApp yoktu abi o zaman. Seçmedi. 1960'lardan artık bahsediyorsun. Nasıl? Doğru 1960'lar. Niye seçmedi? Bir şey mi vardı sende? Bir anormallik mi vardı seçmedi? Ya hayır. Herhalde biraz maddi konulardan olabilir o zamanlar. Tabii. Çünkü elbise aldıracaklarmış, bilmem ne yapacaklarmış ve ben bunu bilmiyordum. Annem yıllar sonra bana söyledi. Aa, aynen şey, çok içime bastı. Seçmemesinin olayını anlamadım şimdi. Bu. Maddi konulardan niye? İşte ailenin hani gelir düzeyi daha böyle çok yüksekse hani ona göre çünkü kıyafetler şey diktireceklermiş bilmem devlet ne. Devlet okulu muydu? Evet. Devletti. Aynen. Ben burada bir maddilik seziyorum abi. Şey yok değil gerçekten. Bence, hoca da vallahi bir maddilik. Valla bana hiç şey yapmadılar evet. Maddi durumdan dolayı. Kendisinde söyleyeceğimi zannetti. Bütün şiirleri ben okurum. Askerde de öyle mesela 18 Mart Çanak gurur duyuyorum. Ya hayır o öyle bir şey değil. İşte mesleğimizin. Gösterip yapacaklardı böyle. İşte sizin de bizim de mesleğimizin en önemli tarafı. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde binlerce aynen. Askerin önünde gururla o şiiri okumak benim için müthiş bir atmosferdi. Tabii canım baba. İşte evet. İlkokulda da anaokulunda da o sahnede olmak muhteşem. Yani bir şey. Kesinlikle. Ben lisede müsameye sunduğumda bak. Bir tane arkadaşım evet, Ümit. Evet o senin fotoğrafını biliyorum. Ümit diye ama bir arkadaşım. Saçın varmış abi. Var lan. Kim yaptı abi? Sakalsızım. Bana onu göster Allah aşkına. Soydum. Hangi kız yaptı bunu? Mehmet amca. Bir de erkek yaptı. Bizim mahallenin beğendiği Mehmet amca vardı. Hala yaşıyor. Sen, bir anlatayım bilsin. Anladım. Sen biliyor musun? 21 yaşlarında falan Ufuk gidiyor berbere saçını kestirmeye. Ama diyor ki abi diyor yaz geldi sıcak. Hayal bir kazıtalım. Edemedim. Bir kazıtalım diyor. Kazı iş o kazı iş. Bir daha çıkmıyor saç. Yok bir daha çıkmıyor. Gerçekten. Yok artık. Mehmet amca sorumlusu. Evet. Mehmet amca. Mehmet amca. İnsanlar da zannediyor ki hani
şey bir canım bir, ben doğuştan böyle böyle zannediyor ben. Ya da bir dertten döküldü yani. Zannediyor. Bir kere kestirdi bak. Jöleden de değil ama bak. Jöleden de döküldü. İnanmadım ya. 100 milyarda bir oluyor bak. 100 milyar. İnsan 100 milyarda, 100 milyarda bir. Bak. Bak özel bu kadar insan. İmkansız. Tıp çok çaresini bulamadı. Ya. Tıp çaresini bulsa zaten ilk ben koşacağım. Yani, başka da yoksa. Doktorlar diplomasını yırtıyor. Bulamadık falan. Bulamadık ya. Bu da senin hocaya bağlıyoruz. Işte. Bir anormallik var. O hoca aynen. Ha. O hoca ama işte beni bitiremedi. Seni bitiren hocayı. Niye? Beni hırsım, bitirmiş kız almamış ya. Hayatım hırsımdan tiyatrocu oldum. Baksana sahneden inmiyorum. Ama, o da çok güzel bir şey. Tiyatrocu oldum bu yayı açıyor. Evet. Nereye nasıl oldu? Bu yayı açıyor. Kolu nasıl açıyor. Nasıl oldu? Ufağa mı yürüyorsun sen? Benim parterime mi yürüyorsun programda? Elim ayağım. Heyecanlandım. Sen ufuğu görünce heyecanlandın ya. Evet çok kel seviyorum falan. Kel mi seviyorum? Kel fodul mu seviyorsun normalde? Ufuk fodul değil. Şimdi kendisine şey hakaret ediyor. Ufuk karizmatik bir adamdır. Fodul modul da değildir ayrıca. Sen söyle bunu seni söylemen lazım. Ben söylüyorum. Anıl'la biz aşk yaşıyoruz zaten. Anıl bana biz aşk yaşıyoruz. Biz aşkımız var ya, zaten. Var zaten. Ha, biz, ömürlük o. Ha, bizim ömürlük. Hani sen ne yaşayacaksın? Ben yolcuyum. Sen hancısın. Ha, ben hancıyım. Behzat abim oynuyor. Erdal abi. Evet. Behzat abi deyince Behzat deyince aynen değil. Uygur diye düşündü o. Hayır. İsmini biliyor mu dedim. Biliyor herhalde Erdal. Behzat şeye gönderiyoruz seni. Ona hatta ben öğrenciyken geldim. Yok izledim çok aşık olmuştum ona ya. Bu oyuncuysa biz neyiz ya demiş. Soyun soyalım çünkü. Aynen seni göndereceğiz Behzat şeye çünkü. Soru geliyor. TRT'nin kuruluş tarihi nedir? Sana 3 tane rakam verdik. Üçüncü rakamı bekliyoruz. Hayatım bilir. Bilir. İyi bir TRT izleyicisi. Erdal abinle herkes oynayamaz. Yok. Çiğdem tebrik ederiz bu arada. Hayırlı olsun. Helal olsun. Teşekkür ederim. 1974. 74. 84 diyorsun. Mü lan yok? Kız neye ben çıktı o sesi? Net ol. Net. 7 mi 8 mi? 6 mı 5 mi? Zorlamadan söyle ya. Evet. Geldiği çek gibi burada doktorumuz bu kez. Evet. Her türlü vereceğim mi o çeki bana? Vermeyeceğim yanlış cevaba yok. Ne güzel la her türlü vereceğim. Öyle olur mu o zaman soru sormanın anlamı kalmaz. Hamdi Bey istiyorum. Aya. Hamdi Bey. Hamdi! Ufuk'un akrabası ama. Kız sana öyle. Açmaz. Sen aç. Hamdi'ciğim. Hamdi diyor. Hamdi diye açar mı telefonu kusura ya? Kusura bakma Hamdi. İşte buyurun diye. O eleni indir bak. Buyurun diyemeyen bir kızdan bahsediyorsun. Hayır diyor ki Hamdi böyle olmaz ki diyor. Böyle bağırmakla ben çıkmam telefonu diyor. Çıkmam diyor. Evet. 1984 olsun. 84 olsun. Ya, üf ya ama bilmiyorum. 84. Tamam bilmiyorsa zorlama. 84 maalesef ki. Allah'ım çok şükür. Çekler bize kaldı. Çekler bize kaldı sonunda. Kaçmış oh, ya hey merak be. Ettim sen. 64. TRT'miz. Ya meğer bana kaç 1964 yılı. Ben yapamam. Çeki vermek ister miyim? Ya çeki bu çekler ya. Bizim her şeyimiz. Evet Çiğdem ayaklarına sağlık. Ya. Hayır, dilenci onu unut. Değilim. Bir onu, çek alabilir miyim? Onu unut. Sen buketin yesmini kes ver ona. Aynen. Orada kes onu. Yarısını kes. Buket. Bu buket hocamız değil bu arada. Evet ayaklarına sağlık. Teşekkürler çok tatlısınız. Tuş kilidine, tuş kilidine abone olsunlar. Tuş kilidine abone oluyorsunuz efendim. Biç. O biç olmaz mı? Oldu mu? Ne oldu? Bence, bence oldu. Herkes abone olur. Bence de oldu. Bir de selam gönder bakalım. Var mı? Herkese selamlar. Buradan Almanya'daki teyzemlere selamlar. Baba biz nereye doğru gidiyorsan. Tiyatrın içini de bir Behzat Ç'ye gönderelim. Helal olsun. Biz de artık yeni sezon gelsin de programımız. Erdal abi arayacağım ben Ç'yi. Tabii tabii arayalım. Özellikle arayacağım. Arama. Arayacağız yok. Erdal başlamadan bitecek. Erdal abiye selamlar burada. Yazın bu sıcağında gene toplandık. Aynen. İzleyicilerimiz de YouTube'a geldiler, bizi izlediler. Herkese teşekkür ediyoruz, sizleri evet. Seviyoruz. Hadi Ufuk, kapat da dediğim gidelim. Dediğim gibi bizde eğlence var. Tuş Gidi YouTube kanalımızda 3 nokta. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.